Herkese merhabalar Tonguç Akademide birlikteyiz gençler bugünkü konumuz çevre kirliliği Çevre kirliliği biliyorsunuz ki üniversite sınavında sık sık sorusu gelen bir konu. O yüzden okulu yazılıları için de önemli bir konu gençler. Hemen ödevlerinizi vererek başlıyorum. Sayfa 168'den başlıyorsunuz. 186'ya kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Sıfırdan biyolojide Dinamo Soru Bankanızdan da hemen ödevlerinizi gösteriyorum. Burada da sayfa 159'dan başlıyorsunuz. 169'a kadar çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Yazılıya çok az bir zamanımız kaldı. Yazılı notlarından da hemen bahsetmek istiyorum size. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji ikinci dönem yazılı notlarımız çıktı gençler. Biliyorsunuz ki yazılıda hocalar can alıcı kısımları sorar. Her senede aynı sorular hemen hemen karşımıza çıkar. Çünkü öğretmenler önemli kısımların üstünde dururlar diyeyim. Yazılı notlarında da hocanın sorabileceği kısımların üst üstünde durarak hazırladık. Hocanın soracağı kesin çıkacak kısımları işaretledik diyeyim. Gençler tüm derslerin ikinci dönem konularını bulabilirsiniz ikinci dönem yazılı notlarının içinde. Hazırsanız konu anlatımına başlayalım. <laughs> Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde neler yapacağız? Tabii ki güncel çevre sorunlarının sebeplerinden, olası sonuçlarından bahsedeceğiz. Ortaya çıkmasının sebebi ne? Çevre sorunlarına kim neden oluyor? Bunlardan bahsedeceğiz ki aslında bahsetmeye gerek yok. İnsanlar çevre kirliliğinin oluşmasına en büyük etken tabii ki. Çevre kirliliği oluştu, meydana geldi. Peki ortamı tekrar eski haline dönüştürmek için neler yapmalıyız? Bunlardan da bahsedeceğiz. Bugünkü dersimizde güncel çevre sorunlarına baktığımız zaman çevrenin herhangi bir kirletici tarafından doğal yapısının bozulmasına çevre kirliliği ismini veriyoruz. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, doğal hayat alanlarının tahribi, orman yangınları tabii ki bizim sorunlarımızın içerisinde yer alacak. Hava kirliliği ile başlıyorum. Hava kirliliği ne demek? Atmosferde belirli oranlarda gazlar var. İşte yüzde sekiz oranında azot gazı var. Yüzde bir oranında oksijen gazı var. Yüzde bir oranında diğer gazlar var diyoruz. Bu gazların oranının değişmesi havada olmaması gereken partiküllerin bulunması tabii ki hava kirliliği anlamına gelecek. Hava kirliliğine doğal kirleticiler de sebep oluyor. Yapay kirleticiler de sebep oluyor. Doğal kirleticilere mesela neleri örnek verebiliriz? Toz fırtınalarını örnek verebiliriz. Çölün üstünden bir rüzgar esti. Çöldeki o kum tanelerinin hepsi havaya karıştı. Yani havanın içerisinde partiküller karışmış oldu. Bu bir doğal kirleticidir. Volkanların patlamasını engelleyemiyoruz. Volkanik bir pat patlama meydana geldi. Yanardağ'dan çıkan dumanlar o kül bulutları etrafı kapladı. Bunlar da doğal kirleticilere örnek olacak. Yapay kirleticiler dediğimiz zaman evimizde ısınmak amaçlı kullandığımız fosil yakıtlar, fabrikalar, santraller tabii ki yapay kirleticilerdir. Hava kirliliği iklimi etkiler, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını etkiler. Sera etkisi diye anlatacağımız bir etkiden bahsedeceğiz. Sera etkisinin artmasına neden oluyor Ozon tabakasının incelmesine neden oluyor. Bu da tabii ki sadece ülkemiz bazında değil, küresel çapta e, çeşitli sorunlara neden oluyor. Baktığımız zaman hemen su kirliliğine geçiş yapayım. Su kirliliği dediğimiz zaman da kirleticilerin yer altı ve yer üstü sularından normal değerin üzerine çıkarak suyun fiziksel, kimyasal veya biyolojik yapısının bozulmasına da ne ismini vereceğiz gençler? Su kirliliği ismini vereceğiz. Biliyorsunuz ki diyorlar 3. Dünya Savaşı su yüzünden çıkacak. Sularımızı işte tasarruflu kullanalım su kaynaklarımız çok azaldı. Doğru söylüyorlar gençler. Günümüzde denizlerle çevrili, okyanuslarla çevrili olabilir dünyamız. Ama tatlı su kaynağı dediğimiz kaynakların miktarı gittikçe azalıyor. Tatlı suyun bulunamaması demek de içme suyu gibi, evde kullandığımız su gibi suların bulunamaması anlamına gelecek. Nasıl günümüzde ülkeler petrol bulunan ülkelere savaş açıyorsa, petrol kaynağı kendi eline geçsin diye bir şeyler yapıyorsa ileride su da çok kıymetli olacak. Bundan bir 300-500 sene önce suyun parayla satılacağını kime söyleseydiniz inanmazlardı. Ya işte topraktan çıkıyor. Kim para verecek de suyu alacak derlerdi. Ama günümüzde suya tabii ki para ödüyoruz. İleride su için savaşlarda çıkabilir. Kaynaklar çok azaldığı için tabii ki bireysel anlamda, ülkesel anlamda ve dünya anlamında suyun azalması ile ilgili çeşitli tedbirlerin alınması gerekiyor. Mesela fabrika atıkları arıtılmadan kesinlikle sulara bırakılmamalı. Suların aşırı derecede kirlenmesine sebep oluyor. Bizim lavaboya döktüğümüz yağlar, deterjan suya karışıyorlar bu da sudaki kirliliğin aşırı derecede artmasına sebep oluyor plastikler ve çeşitli atıklar su kirliliğine tabii ki neden olacak civa kurşun gibi ağır metal içeren tarım ilaçları da yine sulara bir şekilde karışıyor sen gidiyorsun tarlana ağır metallerin atıkların olduğunu bırakıyorsun yağmur suları yağıyor yağmur suları bu civayı tutarak su kaynaklarına doğru götürüyor bu da su kaynaklarına ağır metallerin karışmasına sebep oluyor Ötrofikasyon dediğimiz bir olayı yakın zamanda maalesef ki yaşadık gençler ötrofikasyon su kirliliği sonucunda meydana gelen bir olay aslında sularda azot ve fosfor yapısı bakımından fazla e, miktarın oluşması sonucunda meydana geliyor ne oluyor? azot ve fosforlu sular azot ve fosfor sulara karıştığı zaman sularda bulunan artlar aşırı derecede siyanobakteriler aşırı derecede çoğalıyor. Artlar ve siyanobakteriler fotosentez yapan canlılardır. Suda çoğalsın hocam iyi değil mi demeyin. Aşırı derecede çoğalıyor aşırı derecede çoğaldıkları zaman suyun üstünde sanki bir tabaka oluşmasına sebep oluyorlar. Yani müsilajdan bahsediyoruz. Suyun alt kısımlarına ışık ulaşmıyor, oksijen azalıyor. Bu sefer balıklar ölmeye başlıyor. Ayrıştırıcı canlı sayısı artıyor, kokuşma meydana geliyor. Genellikle göl gibi alanlarda meydana geliyor. Gölün yaşlanması olarak da isimlendiriliyor. Ötrofikasyon. Biraz da toprak kirliliğinden bahsedeyim. Gençler toprak kirliliğine baktığımız zaman da bu sefer fiziksel, biyolojik veya kimyasal açıdan toprağın yapısının bozulmasından bahsediyoruz. Toprakta bitkilerin yaşaması için belli bir oranda mineral maddeler olmalı. Bu mineral maddelerin eksilmesi de toprak kirliliği anlamına gelir. Sen gider atını toprağa bırakırsın bu da toprak kirliliği anlamına gelir. Özellikle gübreleme yapıyoruz. Böcek öldürücü kimyasal ilaçlar kullanıyoruz. Kullandığımız bu kimyasal maddeler tabii ki toprakta birikiyor. Toprağın veriminin düşmesine neden oluyor. Yanlış gübreleme toprak kirliliğine neden olmaktadır. Bu durum tarımı da olumsuz yönde etkilemektedir. Kirli topraklardaki zararlı maddeler beslenme yoluyla canlılara aktarılır. Yani sen toprakta bir kimyasal madde kullandın, onları ektin, biçtin 2-3 sene geçti. Başka bir bitkiyi ektiğin zaman topraktan bu bitki ihtiyacını alırken o zararlı maddeleri de topraktan alıyor. Bu sefer bitkinin yapısına geçiyor. Ben o bitkiyi yediğim zaman bu sefer benim yapıma geçiyor. Yani böyle 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 besin zincirlerinde atık maddeler ilerlemiş oluyor. Zaman içerisinde de, tabii ki mesela insanlar üstünden düşünecek olursak kanser oluşumuna, sinir sistemi, solunum sistemi, bozukluklarına, karaciğer, böbrek rahatsızlıklarına, kalp, damar damar yetmezliğine bu birikimler sebep olabiliyor diyeyim gençler. Radyoaktif kirlilik de çok tehlikeli, etkisi çok kısa sürede görülen bir kirlilik çeşididir. Radyoaktif maddelerin canlıların yapısında, çevrede birikmesi sonucunda meydana gelen bir kirlilikten bahsediyoruz. Günümüzde çok fazla derecede radyasyona maruz kalıyoruz. Yine doğal radyasyon kaynakları var ve yapay radyasyon kaynakları var mesela güneşten kozmik ışınlar geliyor. Bunu engelleyemeyiz. Bunlar birer radyasyon kaynağıdır. Yani radyoaktif kirliliğe neden olur. Mesela o yüzden pilotlar devamlı olarak işte yerküreden yukarıdalar ya radyasyona daha fazla maruz kalırlar. Erken emeklilik almalarının sebebidir. Günümüzde tıbbi amaçlı röntgen tomografi gibi cihazlara girdiğimiz zaman da radyasyona maruz kalıyoruz. Ya hocam röntgen çektirince radyasyona maruz kalır yosak röntgen çektirmeyelim gibi düşünmeyin. Burada bir artı eksi hesabı söz konusudur parmağım kırıldı doktor röntgen çekerse nereden kırıldığını görüp düzgün yerine koyacak eğer görmezse kafasına göre takacak artı eksi hesabını yaptığımız zaman tabii ki röntgen cihazına girip röntgen çektirmeyi tercih ediyoruz ama böyle işte benim her canım sıkıldı, ay röntgenim çekilsin, şurama da bakılsın, bir tomografi yapsınlar tarzında değil. Doktor uygun gördüğü aralıklarla, uygun gördüğü zamanda bu cihazlara başvurulması gerekiyor. Nükleer santraller de aynı şey geçerli. Nükleer santrallerin patlaması sonucunda e, geçtiğimiz dönemlerde, 86'lı yıllarda çok büyük facialar olduğunu kısa dönemde biliyoruz. Radyoaktif kirliliğin hala o bölgeleri etkilediğini, insanlarda, hayvanlarda, mutasyon Bitkilerde mutasyonlara sebep olduğunu biliyoruz ama nükleer santraller de çok yüksek düzeyde enerji üretiyor. Yani nükleer santral kurmaktan da vazgeçemiyoruz aşırı derecede enerji üretebildiğimiz için. Yani bir nükleer santral kullanıyorsun ülkenin bütün elektrik ihtiyacını karşılıyorsun başka ülkeye de satıyorsun. Büyük bir güç ama önlem alınmazsa herhangi bir sızıntı meydana gelirse de çok büyük bir tehlike oluyor gençler. O yüzden nükleer santraller yapılınca çok dikkatli olun. Tüm güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Radyoaktivitenin canlılara ve doğal çevreye etkisi ışınların cinsine, şiddetine, süresine bağlı olarak tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Mutasyona, kansere, genetik bozukluklara radyoaktif kirlilik neden olabiliyor. Günümüzde kullandığımız cep telefonlarının da elektromanyetik kirliliğe sebep olduğu, Alzheimer, Parkinson, MS gibi hastalıklara neden olabildiği biliniyor. Geleyim, gürültü kirliliği veya ses kirliliği dediğimiz kirliliğe. Gürültü kirliliği, ses kirliliği biraz göreceli bir kavram. Sesi ölçtüğümüz, sesin şiddetini ölçtüğümüz birim ne? Desibeldir gençler. Belli bir desibelin üzerindeki sesler gürültü kirliliğine neden olur. Neden göreceli dedim. Sen gece kafanı yastığa koydun musluktan pıt 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 su damlıyor. Bu ses seni aşırı derecede rahatsız edebilir. Gürültü kirliliği anlamına gelir. Bir rock konserine gittik. Çılgınlar gibi kafa sallıyoruz. Çok yüksek desibelde bir ses var ama bu bizi rahatsız etmiyor. O zaman gürültü kirliliği anlamına gelmez. Trafiğin özellikle yoğun olduğu yollarda, havaalanlarına yakın yerlerde gürültü kirliliği daha fazla görülüyor. O yüzden günümüzde işte otogarları, havaalanlarını yerleşim yerlerinden uzak alanlara taşımaya çalışıyorlar. Hem hava kirliliğine hem gürültü kirliliğini engellemek amacıyla gürültü kirliliği sonucunda tabii ki hem Fiziksel olarak bazı hastalıklar meydana gelebiliyor hem de psikolojik olarak bazı hastalıklar meydana geliyor. Çok yüksek desibelli bir sese maruz kalırsak kulak zarımız yırtılabilir, duyma ile ilgili bazı sıkıntılar meydana gelebilir. Psikolojik etkenleri biraz daha fazla gibi strese girmemize sebep oluyor, konsantrasyonumuzu sağlamamızı engelliyor, uykusuzluğa neden olabiliyor, dikkat dağınıklığına neden olabiliyor diye asit yağmurları biraz hava kirliliğiyle tabii ki bağlantılı gençler. Havadaki bazı yakıtların miktarının artması su buharıyla bu maddelerin birleşmesine asidik özellikteki yağmurların yer küreye inmesini sağlıyor. Karbondioksit, SO2, NO2 gibi kirleticiler tabii ki atmosfere salındı. Bunlar ne yapıyorlar? Yağmur bulutlarıyla su bulutlarıyla birleşiyorlar. Böylece HNO3 H2SO4 gibi asitli bileşikler oluşuyor. Yağmur yağdığı zaman da yer küreye inmiş oluyor. Günümüzde tabii ki ay yağda derimi yaktı tarzında asit yağmurları meydana gelmiyor ama asit yağmurlarının yağdığını, bulunduğu toprağa düştüğü zaman toprağın pH'ını değiştirdiğini, pH'ın değişmesine bağlı olarak burada yaşayan bitki türünün artık yaşayamadığını biliyoruz. Aynı şey su kaynakları için de geçerli. Sonuçta sadece toprağa yağmıyor bu yağmur. Su kaynakları üzerine de yağıyor gençler. Su kaynaklarında da pH'in değişmesine sebep oluyor. Ben ülkece önlem alayım, fabrikalarıma işte filtreler koyayım, hiç kükürtlü, karbondioksitli NO2'li gazlar çıkartmayayım. Kendi ülkemde mutlu mesut yaşayayım diye bir şey yok. Asit yağmurları bulutlarla meydana geldiği için sen bu ülkede fabrikayı kurarsın, asit yağmuruna sahip bulutlar meydana gelir. Bulutlar hareket ettiği zaman başka bir ülkede yağışa neden olur. O yüzden çevre kirliliği sadece kendi ülkesel anlamda alabileceğimiz önlemlerden ziyade dünya çapında önlem alınması gereken konulardır diyeyim. Küresel iklim değişikliğinden de bahsediyorum. Öncelikli olarak tabii ki sera etkisinden bahsedeceğim. Sera etkisi kötü bir şey değil olması gereken bir şey sera etkisinin artması kötü gençler. Ne demek istiyorum? Şimdi burası dünya. Dünyadan çeşitli gazlar salıyoruz. Dünyadan saldığımız bu gazlar sanki dünyanın etrafında bir sera varmış gibi bir tabakanın oluşmasına sebep oluyor. Sera dediğin şey ne? Çileyi, elmayı, armutu buralara ekiyorsun. Üstüne işte bir cam koyuyorsun ya da plastikle kapatıyorsun. Sıcaklık burada hapsolduğu için kışında yazın yetişen bitkileri yetiştirebiliyorsun. Bu alana sera deniyor. Dünyadan salınan gaz lar da dünyanın etrafında bir sera etkisinin oluşmasına neden oluyor. Güneşten ışınlar geldi. Geldiği zaman dünyaya çarptı, bir kısmı geri yansıdı. Bu sera etkisi sayesinde bir kısmı da içeriye hapsoldu gençler. Dünyanın günümüzdeki sıcaklığı meydana geldi. İş ne zaman değişiyor? Biz o kadar çok gaz çıkartmaya başladık ki ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça klima kullanımı, buzdolabı kullanımı, deodorant kullanımı bu gazların salınımı aşırı derecede arttı. Aşırı artmasına bağlı olarak da haliyle şuradaki tabaka aşırı aşırı kalınlaştı. Bu tabakanın kalınlaşmasına bağlı olarak ısı burada daha fazla hapsolmaya başladı. Dünyanın şu an olduğu sıcaklıktan daha fazla ısınmasına neden oluyor ısınmasına neden olsun hocam ya 1-2 dereceden ne olur mantığıyla bakmayın dünyanın çok büyük bir kısmı buzlarla kaplı bu buzullar ne yapmaya başlıyor küresel ısınmaya bağlı olarak erimeye bunlar erimeye başlayınca denizlerin seviyesi artmaya başlayacak günümüzde kara olarak bildiğimiz yerler suların altında kalabilir yani bir kıtanın sular altında kalması mümkün gençler veya şu an denizin altında bulunan bir yerinde e, suların kaymasıyla birlikte yeryüzüne dönüşmesi yeryüzüne yani suyun altından yukarıya doğru çıkması söz konusu olabilir. Bazı yerlerde kıtlıklara bazı yerlerde sellere neden olabilir sera etkisi ve küresel ısınma gençler o yüzden bu kadar çok zararlı olduğundan çevre ile ilgili gerekli önlemleri almamız gerektiğinden bahsediyoruz sera gazları etkisiyle havanın ortalama sıcaklığının artmasına ne ismini verecekmişiz küresel ısınma. Maalesef küresel ısınma sonucunda da küresel iklim değişikliği dediğimiz olay meydana gelmiş oluyor. Neler olabilir? Buzullar eriyebilir, denizler yükselebilir, yağışların ve doğal afetlerin artması meydana gelebilir. Yer altı su kaynakları da bu sıcaklık artışına bağlı olarak azalabilir. Yani içme sularının, kullanılabilir suların yok olmasından bahsediyor. Maalesef ki eskiden ülkemizde hiç bahsetmezken günümüzde Konya'da bazı bölgelerin çölleştiğinden bahsediyoruz. Küresel ısınmaya bağlı olarak çölleşme de artacaktır. Canlılar yaşayabildikleri alanları terk edecek, besin zincirleri tabii ki bozulmaya başlayacak. Karalarda da ısıya bağlı olarak yaşam azalmaya başlayacak diyeyim. Buradan da toprak kirliliği ile bağlantılı erozyondan bahsediyorum. Akarsuların ve rüzgarın etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon ismi veriliyor. Toprağı şöyle hayal ettiğin zaman toprağın şu üst katmanı humuslu topraktır. Yani bitki oradan mineral maddeleri alabilir inorganik ve organik atık madde miktarından zengin verimli topraktır. Alt katlara doğru gidildikçe mineral madde miktarı azalır, verimsiz toprak meydana gelir. E verimli üst katman erozyonla hareket ederse verimsiz toprak yapısı ortaya çıkmış oluyor. Burada da bitkiler yetişemeyecek. Bitkiler yetişemeyince hayvanlar beslenemeyecek. Böylelikle ekosistemin sonu gelebilecek diyeyim gençler. Ormanlık alanların yok edilmesi, toprağın yanlış kullanılması mesela aşırı sulanması. Aşırı derecede suyuyla suladığın zaman toprağın o üst kısmındaki mineral maddeler aşağıya doğru hareket ediyorlar. Bu da toprağın üst kısımlarının tabii ki verimsizleşmesine sebep oluyor. Erozyona uğrayan toprakta verim düşer, arazi çoraklaşır, habitatlar zarar görür, ekolojik denge tabii ki bozulur diyeyim. Türkiye'de bir yılda erozyonla ortaya çıkan toprak kaybı dünya ortalamasının yaklaşık iki katıdır. Yani ülke ülkemiz de maalesef bu sorunla e, boğuşuyor diyeyim gençler. Gitgide verimli arazilerimizin miktarı azalıyor. Çevre kirliliği ile doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması sonucunda hem kaynaklar kirleniyor hem de canlıların yaşayabileceği alanlar olan habitatlar yok oluyor. Bu nedenle bazı canlıların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya veya tükenmiş durumda. Ormanlık alanların tahrip edilmesi, orman yangınları, çarpık kentleşme, aşırı otlatma, avlanma ekosistemin tabii ki yapısını bozuyor. Bunun sonucu olarak da canlıların yaşa tam alanları zarar görüyor sayıları da giderek azalmaya başlıyor ekosistemde besin zincirinde yer alan bir canlı türünün ortadan kalkması onunla beslenme ilişkisi gören tüm canlıların da zarar görmesi anlamına gelir ya Hocam günümüzde Nesli tükenen canlılar yok mu? Dünyanın sonu gelmedi mi diye düşünmeyin gençler. Nesli tükenmiş türlerimiz tabii ki var. Bu nesli tükenmiş türler tabii ki ekosisteme zarar vermiştir. Onun avı, avcısında artış, azalış gibi durumlar söz konusu olmuştur. Ama ekolojik nişi yani ekosistemde görevi olan benzer türler olduğu için ekosistem devamlılığını sürdürmüştür. Bu türlerin gitgide 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 yok olması demek düzenin bozulması anlamına, düzenin sona ermesi yani ekosistemin sona ermesi anlamına gelebilir. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolü ne? İnsanın rolü çok büyük gençler. Zaten insan denilen faktör ortada olmasa ekosistem kendini belli bir yenileme hızında. Yani hayvan gitti elma ağacından elma yedi diye ekosistem bozulmaz. Zaten bu döngünün gerçekleşmesi lazım. O elmayı yiyecek. Elmayı yediği zaman tohumu başka bir tarafa ulaştıracak. Orada başka bir elma ağacı meydana gelecek. O ölecek. Onun atığı diğer diğer canlının besini olacak gibi ekosistem üzerinde belli bir denge var. İnsanın rolünü hesaplamak istediğimiz zamanda ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izi dediğimiz ölçütleri kullanıyoruz. Gençler ekolojik ayak iziyle başlıyorum. Ekolojik ayak izine baktığımız zaman sadece bir kişi için de hesaplanabiliyor. Bir toplum, bir ülke için de ekolojik ayak izi hesaplanıyor. Ne yaptık? Kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gerekli coğrafi alana ekolojik ayak izi ismini verdik. Yani sen bu dünyadasın, yiyorsun, içiyorsun, bu dünyaya zarar veriyorsun. Senin verdiğin zararın eski haline getirilmesi için gerekli olan coğrafik alan ekolojik ayak ismi anlamına geliyor. Maalesef ki ekolojik ayak izimiz gitgide büyüyor. Yani zarar verdiğimiz miktar büyüyor. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini veriyoruz. Kaynaklarımız var. Bir sonraki dersimizde daha detaylı anlatacağım. Yenilenebilir kaynaklar, yenilenemez kaynaklar. Yenilenebilir kaynak ne demek? Sen bir enerji enerji kaynağı elde ettin. Elde ettiğin zaman kaynak bitmiyorsa bu yenilenebilir enerji kaynağıdır. Mesela çatıya güneş paneli kurdun güneş vurdu suyun ısındı. Güneş vurup çatıdaki paneli ısıttı diye güneş bitmez. Rüzgar yel değirmenine döndürdü elektrik elde ettin. Rüzgar yel değirmenine döndürdü diye rüzgar bitmez. Bunlar yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtlar, nükleer santraller yenilenemez enerji kaynağıdır. Petrol yer küreden çıkartıyorsun, kömür yer küreden çıkartıyorsun. Bunun belli bir kapasitesi var. Kullanıyorsun, kullanıyorsun bir süre sonra bitecek. Milyon senede kömür oluşmuş, 500 senede neredeyse sonunu getirdik diyeyim. Bir yerin biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bölgenin ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi tabii ki yüksek olacak diyeyim gençler. Ekolojik ayak izinin tüketim ayak izi ve üretim ayak izi olmak üzere iki tane farklı tanımı da var. Onlardan da bahsedeyim. Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılan yenilenebilir doğal kaynaklara tüketimin ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına üretimin ekolojik ayak izi ismini veriyoruz. Bir yerdeki üretimin ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde kullanıldığı anlamına gelecek. Geliyorum su ayak izi, su kirliliğinde su ayak izinden biraz bahsettim aslında gençler. Günümüzde su çok kıymetli. Suya verdiğimiz zararı hesaplamak için de su ayak izi dediğimiz kavram ortaya atılmış durumda. Yine bireysel veya bir ülke topluluk tarafından kullanılan mal ve hizmetin üretilmesi, tüketilmesi için gerekli toplam tatlı su hacmine su ayak izi ismini veriyoruz. Su ayak izi kavramı su tüketimine ilişkin alternatif bir göstergedir gençler. Yani verdiğimiz zararı belirleyebilmek için en azından algılayabilmek için kullandığımız bir parametreden bahsediyoruz. Gelecekte su problemi yaşamamak için su tarımsal üretimde ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılamada tutumlu bir şekilde tabii ki kullanılmalıdır. Su ayak izini hesaplarken de 3 tane birimden yararlanacağız. Birincisi mavi su ayak izi, ikincisi yeşil su ayak izi, üçüncüsü ise gri su ayak izi dediğimiz su ayak izi olacak. Mavi su ayak izi kullanılan tatlı su oranını gösterecek. Yeşil su ayak izi yağmur suyu oranını gösterecek. Gri su ayak izi ise yarattığım kirliliği eski haline getirebilmem için gereken su miktarını göstermiş olacak. Mesela bir örnek üstünden gidelim pamuklu bir hırkadan bahsediyor olalım. Bu pamuklu hırkayı üretebilmek için pamuk bitkisini yetiştirmen lazım. Pamuk bitkisini yetiştirmek için kullandığın yağmur su oranı yeşil ayak izini meydana getiriyor. Sen sonra bu pamuğu aldın fabrikada işledin boyadın işte ipliğe çevirdin tekrar boyadın bir şeyler yaptın kullandığın tatlı su oranı mavi su ayak izini veriyor. Sen bunu bunu kullanıp tatlı su kaynaklarına bir zarar verdin. Bu su kaynağının kendini yenilemek için e, gerekli olan su miktarına da gri su ayak izi deniyor. Üçü toplandığı zaman o pamuklu hırkanın su ayak izi hesaplanmış oluyor. Gelelim karbon ayak izi dediğimiz kavrama. Karbon ayak izine baktığımız zaman da kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi yaşamsal faaliyetleri son sonucunda atmosfere verdiği karbondioksit ve sera gazlarının Tamamına birden karbon ayak izi ismi veriliyor. Tonya'da kilogram cinsinden ölçülüyor. Dediğim gibi bireysel olarak da ölçülebiliyor. Ülke içinde hesaplanabiliyor. Sen şimdi buraya geldin. Okula gittin diyelim. Eve geldin diyelim. Toplu taşıma kullandın. Toplu taşımada 40 kişi vardı. O araçtan bir benzin yakıldı, atmosfere karbondioksit gazı verildi. O 40 kişinin içerisinden sana düşen miktar ulaşımdaki senin miktarın oluyor. Evde, okulda ısınmak amaçlı bir gaz yakıldı. Birim başına düşeni hesaplıyorlar. Böyle 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 senin karbon ayak izin hesaplanabiliyor. Çevre kirliliğini önlemek için işte toplu taşıma kullanalım deniliyor. Bireysel araç kullanmasını bırakalım deniliyor ya. Sebep ne? Bireysel araç kullandığın zaman bir tane araba o gazı yakacak, çevre kirliliğine yol açacak. Ama toplu taşımayı kullandığın zaman daha büyük bir araç diyelim iki katı kadar benzin yaktı, iki katı kadar gaz çıkarttı ama 40 kişiyi taşıdı. Böldüğün zaman kirliliği daha aza indirgemiş oluyorsun. Trafik sorununu çözüyorsun, hava kirliliğini çözüyorsun, gürültü kirliliğini azaltmış oluyorsun gibi. Düşünebilirsiniz toplu taşımayı gençler. Türkiye'nin toplam ekolojik ayak izinde en büyük pay yüzde 46 ile karbon ayak izine ait oluyor. Mesela yüzde 2 tarım orman balıkçılıkta kullanıyormuşuz. Yüzde 12 konut ve diğer hizmetleri bu gazı çıkartıyormuşuz yüzde on altı ithal ürünlerin gömülü emisyonları yüzde yirmi altı elektrik üretimi yüzde yirmi iki imalat ve sanayi yüzde on beş ulaştırma yüzde dört uluslararası taşımacılık yüzde iki enerji üretimi yine elektrik dışı karbondioksit gazı çıkartmamıza neden oluyor. Peki karbon ayak izimizi küçültmek için neler yapalım? Evet kömür gibi petrol gibi kaynaklar yerine güneş enerjisi rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya geçmemiz gerekiyor. Bireysel araçlanma yerine toplu taşımayı tercih etmemiz gerekiyor. Paketlenmiş gıdaların kullanımını da mümkün olduğunca azaltmamız gerekiyor. Binalarda ısı yalıtımı yapmak aşırı derecede yakıt tüketmemizi engelleyecek. E yakıt tüketmeyince gaz da çıkartmamış olacaksın fabrika bacalarına. Ee, araçların egzozlarına mutlaka filtre takılması gerekiyor diyeyim. Yeresel, yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda birkaç tane örnek verelim geçelim gençler. Türkiye'de gerçekleşen delikli elyaf membran üretimi sayesinde suyun kimyasal özelliklerini değiştirmeden ileri fiziksel arıtma işlemi ülkemizde gerçekleştirilebiliyor. Yani su kirliliğini suyun özelliğini değiştirmemiş oluyoruz. Büyük bir adım. Ayrıca atık su geri kazanım sistemlerinde içme ve kullanım suyu hazırlanmasında ve ters ozmos işlem sistemlerinde kullanılıyor. Böylelikle yine su kirliliğimizi azaltmış oluyoruz. Atık suların da tekrar kullanılabilir hale gelmesini sağlamış oluyoruz. Çimento, kireç ve alçı üretimi yapan İspanya'da bir firma tarafından ürünlerin taşınmasına kullanılan ahşap paletlerin geri kazanımı ve tekrar kullanımına yönelik bir proje uygulanıyor. Bu sayede çevreye verilen zararın azalması tabii ki hesaplanmış oluyor. Çevre kirliliğinin önlenmesinde sadece biyoloji bilimi tek Başına iş yapamaz tabii ki farklı disiplinlerle de ilişkiler içerisinde olması gerekiyor. Mesela çevre mühendisi, kimya, fizik, ziraat, mimari, ekoloji gibi bir sürü bilim dalıyla iç içe olması lazım. Kimya ne alaka deme e, sonuçta tarım ilaçları, kimyasal gübreler kullanıyoruz. Bunların çevreye en az zarar verici formları olmalı. Fizikten yardım almalıyız. Ya bunu böyle yapmayıp sen başka bir şey geliştirsen de daha az zararlı olsa gibi diyeyim gençler. Baktığımız zaman atık su kontrolü yapılmalı, içme suyu kontrolü ve su kalitesinin arttırılması, hava kirliliği kontrolü, elektromanyetik alan kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm, katı atık bertarafı gibi pek çok kontrolün yapılması gerekiyor. Çevre sorunları toplumsal bir olgu. Çevre kirliliğinin sonuçları da sadece tabii ki o bölgeyi değil tüm dünyayı etkiler. Bu nedenle çevre politikalarının etkili olabilmesi için tüm ülkelerde ortak bir karar alınması. Bununla ilgili protokolleri imzalanması gerekiyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi sadece biyoloji biliminin konusu değil. Bu yüzden de diğer disiplinlerle ortak bir çalışma söz konusu olacaktır diyeyim. Gençler bir iki tane soru çözerek bitiriyorum. Aşağıdakilerden hangisi karbon ayak izini azaltmaya yönelik bir uygulama değildir? Fabrika bacalarına filtre takarsan o bacadan daha az zararlı gaz çıkar. Bu da çevre kirliliğine karbon ayak izini azaltır. Ağaçlandırma çalışmalarını hızlandırırsan bu da atmosfere verilen karbondioksitin alınması anlamına, fotosentezde kullanılması anlamına gelir. Ağaçlandırma çalışmaları tabii ki hızlandırmalı. Bireysel araç yerine toplu taşıma kullanırsak yakılan yakıtın, çıkan gazın birim kişiye bölüneceğinden bahsettim. Fosil yakıt tüketimini mümkünse azaltalım. Zaten bunlar çok karbonlu gazlar çıkartıyorlar. Binaları ısı yalıtımı yapmak da tabii ki çevre kirliliği açısından önemli bir uygulamadır. Diğer soruma da bakıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir gölde meydana gelen ötrofikasyon olayın, olayında meydana gelmez? Ötrofikasyonda ne meydana geliyordu? Aşırı derecede alkler artıyordu. Alkler arttığı için suyun üstünde bir tabak oluyorlardı. Işığın geçirgenliğini azaltıyorlardı. Böylelikle çürüme başlıyor. Çürümenin başlamasına bağlı olarak da ayrıştırıcı canlıların faaliyeti artıyor. O suyun üstünde bir tabaka var. Su çok pis kokuyor. Suyun oksijen miktarı azalıyor gençler. Balıklar da tabii ki buna bağlı olarak sadece balıklar demeyeyim. Suda yaşayan diğer canlılar da ölmeye başlıyorlardı. Geldim diğer soruma asit yağmurları ile ilgili bir soru asit yağmurları olaylarından hangilerine neden olabilir diyor ormanlardaki tür çeşitliliğinde azalmaya neden olabilir sonuçta asit yağmurları yağdığı zaman toprağın pH'i değişecek burada yaşayabilen bitki türleri artık yaşayamaya yaşamamaya başlayacak bitkilerin büyümesinde yavaşlamaya neden olabilir pH değişiminden dolayı besin zincirinde trofik düzeylerde tabii ki değişmeye neden olabilir çünkü bazı canlıların nesli tükenebilir. Tarihi eserlerde yıpranmaya da tabii ki sebep olur. Bununla ilgili örnekler var. Mesela işte bilmem ne dağındaki heykeller, açık alanda bulunuyorlar. Asit yağmurları yağdığı zaman bu heykellerde aşınmalar meydana geliyor diyeyim gençler. Diğer soruma da geçiyorum bitiriyorum. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın olası sonuçlarından değildir? Çölleşmenin artması, buzulların erimesi beklenen sonuçlardır. Buzulların erimesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesini de bekliyoruz. Bitki çeşitliliği de buna bağlı olarak hayvan çeşitliliği de buna bağlı olarak azalacaktır. Haliyle biyo çeşitliliğin artması beklenen bir sonuç değildir. Tam tersine biyoçeşitliliğin azalmasına yol açar. Çevre kirliliği konumuz. Konu biterken kısmında hemen özet bir şekilde vereceğim gençler oradan da bitiriyorum. Hava, su, toprak yapısına zarar verecek ekolojik denge'nin bozulmasına ne ismini verdik? Çevre kirliliği ismini verdik. Atmosferdeki gazların kirleticilerin belli bir ölçünün üstüne çıkmasına hava kirliliği. Bu durumun benzerinin sularda yaşanmasına su kirliliği ismini verdik. Su kirliliğine bağlı olarak ötrafikasyonu unutmuyorsunuz gençler. Siyona bakteriler ve alplerde sularda çok aşırı çoğaldıkları zaman göl yaşlanıyordu. Ötrafikasyon dediğimiz olay meydana geliyordu. Toprakta kirlilik maddelerinin artması bazı maddelerin miktarındaki aşırı artış toprak kirliliğine neden olacak. Radyasyon yayan maddelerin miktarının artmasına da radyoaktif kirlilik ismini verdik. Belli bir desibelin üstündeki seslerde ses kirliliği veya gürültü kirliliğine neden oluyordu. Atmosferdeki Asitli gazların su buharıyla birleşerek yeryüzüne düşmesine de asit yağmurları ismi veriliyordu. Sera gazlarının etkisiyle dünyanın etrafında bir tabaka oluşuyor. Sera tabakası, sera etkisi diyoruz. Bu iyi bir şey. Sera etkisinin artmasıyla hava sıcaklığının olması gereken değerden fazla olmasına küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınma sonucunda da küresel iklim değişikliği meydana geliyordu. Akarsuların ve rüzgarın etkisiyle toprağın verimli üst katmanının kaybolmasına erozyon ismini verdik. Ne yaptık? İnsanın rolünü belirleyebilmek için de ekolojik ayak izinden, karbon ayak izinden ve su ayak izinden bahsettik. Bir kişi ya da topluluk için kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafik alana ekolojik ayak, izmi, ayak izi ismini vermiştik. Birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal ve hizmetin üretilmesi, tüketilmesi için gerekli tatlı su hacmine de su ayak izi ismini vermiştik. Su ayak izini de üç 3'e ayırmıştık. Gri su ayak izi, mavi su ayak izi ve yeşil su ayak izi olmak üzere 3 tane ayak izinden gidiyorduk. Yaşamsal faaliyetler için atmosferi verilen toplam karbondioksit ve sera gazlarının salınım miktarına da karbon ayak izi ismini verdik. Maalesef ki karbon ayak izimiz günden güne büyüyor diyeyim. Gençler bir sonraki dersimizde de doğal kaynakların yapısından bahsedeceğim. Sürdürülebilirliğinden bahsedeceğim gençler. Hemen ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.